merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Gençler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım çalışmalarınız da güzel gidiyordur. Bugün sizlerle birlikte açsal momentumun korunumunu ele alacağız. ÖSYM'nin buradan yorum sorusu sorma ihtimali çok yüksek. O yüzden bu videoyu dikkatli bir şekilde dinleyin. Önce teorik olarak bilmemiz gerekenleri anlatacağım. Sonra sizlere bu teorik olarak öğrendiklerimizi deneysel ortamda uygulamalarını göstereceğim. Daha sonra da sorular çözerek videomuzu bitireceğim. Şimdi açısal momentum ne zaman korunur, ne zaman korunmaz? Her zaman korunur mu? Tabii ki de hayır. Peki ne zaman korunur? Eğer bir sisteme etki eden net tork sıfırsa açısal momentum korunur arkadaşlar. Bakın net kuvvet değil, net tork sıfırsa açısal momentum korunur. Peki çizgisel momentumla ilişkilendirelim. Canlar 11. sınıfta öğrenmiştik. Çizgisel momentum dediğimiz kavram P eşittir, M çarpı V'ydi ve V'nin yönü ne tarafa doğruysa çizgisel momentumun yönü de o tarafa doğruydu. Çizgisel momentumun korunması için şartımız şuydu. Bir sisteme etki eden toplam kuvvet sıfırsa çizgisel momentum korunur. Yani net kuvvet sıfırsa çizgisel momentum korunur. Ama açısal momentumun korunması için sisteme hiçbir kuvvet etki etmeyecek diye bir kural yok arkadaşlar. Tork sıfır olursa yani bir sisteme etki eden dış tork sıfır olursa sistemin açısal momentumu korunur arkadaşlar. Bakın burada da belirttiğimiz gibi eğer dış tork sıfırsa son momentum ve ilk momentum birbirine eşit olması gerekiyor. Peki bir kuvvetin torku olup olmadığını nasıl anlayacağız? Arkadaşlar çok kolay. Eğer kuvvetin uzantısı ya da kendisi dönme noktasından geçiyorsa torku yoktur. Dönme noktasından geçmiyorsa muhakkak bir torku vardır. Mesela düzgün çembersel hareketten örnek vererek konuyu biraz daha iyi anlayalım. Yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan bir cisme etki eden kuvvetleri gösterin gençler dediğim zaman ne yapıyoruz? Bir kere cismin merkeze doğru ip tarafından çekildiğini biliyoruz. Yani şöyle bir T gerilme kuvveti var. T'yi yazalım. Bir de cismin zeminin içine doğru bir ağırlığı var. Bakın yatay masayı yan profilden de çizdim ki daha rahat anlayalım diye. Yan profilden baktığımız zaman arkadaşlar şu hız e, görünmez. İçeri doğrudur çünkü o. Yan profilden baktığımız zaman cismi içeri doğru çeken bir T kuvveti ve cismin zeminin içine doğru dikkat ederseniz bakın masanın içine doğru bir ağırlık kuvveti masadan cisme doğru da bir tepki kuvveti ya da normal kuvveti diyelim. Dolayısıyla arkadaşlar T'yi içeri doğru gösterdim. Masanın içine doğru olan boyutumuz bizim çarpı olduğu için çarpı yönünde bir MG ve masadan cisme doğru yani nokta yönünde de bir normal kuvveti olduğunu söyledim. Bu cismi etkeden kuvvetler bu kadar. Başka kuvvet yok. Hızlı kuvvet olarak göremezsiniz. O başka bir şey. Şimdi cismi etkeden kuvvetlerin torkunun sıfır olup olmadığına bakalım. Bir kere ip gerilmesi nereden geçiyor arkadaşlar? Kuvvetinin uzantısı nereden geçiyor? Dönme noktasından geçiyor. T'nin uzantısı dönme noktasından geçtiği için bunun herhangi bir torku olmaz arkadaşlar. Çünkü biz bunu 11. sınıfta öğrendiğimiz tork konusundan biliyoruz. Örneğin bu bir kapı olsun arkadaşlar. Kapı. Kapının dönme ekseni biliyorsunuz şurasıdır değil mi? Ve biz bu kapıyı şu şekilde itersek kapı açılıyor. Şu şekilde itersek kapı kapanıyor. Ancak arkadaşlar kapıyı kendimize doğru şu şekilde çektiğimiz zaman bu kapı dönüyor mu? Dönmüyor. Neden? Çünkü kuvvetimizin uzantısı bakın ben buradan kuvveti uyguladığım zaman bu kuvvetin uzantısı nereden geçiyor? Arka taraftaki dönme ekseninden geçiyor. Bir kuvvetin uzantısı ya da kendisi dönme ekseninden geçerse o kuvvetin torku olmaz. Dolayısıyla burada ipin uzantısı O'dan geçtiği için bu ipin herhangi bir torku yok. Peki buradaki N'nin ya da MG'nin torku yok mu? Var arkadaşlar. Çünkü onların uzantısı dönme noktasından geçmiyor. N'nin torku yukarı doğru çubuğu çevirmeye çalışıyor. Tork sağ el kuralı ile bulunuyordu yönü. Baş, sağ elimizin dört parmağını dönme yönüne vereceğiz arkadaşlar. Bakın ekrana bakın dönme yönüne dikkat edin. Sağ elinizin dört parmağını bu yöne ekrana yapıştırın. Baş parmağınız ekrandan dışarıyı gösterecek. İşte o torkun yönüdür. Yani ekrandan dışarıya doğru olan nokta tabii. Nokta yönünde bir tork var. Aşağıdaki MG de tam tersine aşağı doğru çeviriyor bu çubuğu. O zaman dört parmağınızı aşağı doğru kıvırın, ekranın üzerine yapıştırın elinizi. Dört parmağınız sağ elinizin dört parmağını aşağı doğru kıvırdığınızda baş parmağınız ekranın içine doğru gider. Dolayısıyla ekranın içi de çarpıydı. Çarpı yönünde de bir tork var. İşte arkadaşlar bunun büyüklüğü bunun büyüklüğüne eşit olduğu için bunun torku da bunun torkuna eşit oluyor. Çarpı ve nokta torklar birbirini götürüyor ve bu sisteme etkeden toplam tork sıfır olduğu için bu sistemin açısal momentumu korunuyor. Yani herhangi bir değişme söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi mesela güneş etrafında dönen dünyamızı düşünelim. Güneşin dünyaya uyguladığı bir kuvvet vardır. O nedir arkadaşlar? Kütle çekim kuvvetidir. Başka da dünyaya etkeden bir kuvvet yok arkadaşlar. Şimdi kütle çekim kuvvetinin uzantısı dikkat ederseniz buna kütle çekimi diyelim. Kütle çekim kuvvetinin uzantısı dönme noktasının merkezinden geçtiği için bunun herhangi bir torku yoktur. Dolayısıyla dünya güneş etrafında dönerken açısal momentumu ne olacak arkadaşlar korunacak. Yani delta l eşittir sıfır. Açısal momentum değişmeyecek. İlk momentum her zaman son momentuma eşit olacak. Yani ne olursa dış tork sıfır olursa. Burada bir kuvvet var doğru ama kuvvetin torku yok. O zaman sorun yok. Açsal momentum korunur. Bakın arkadaşlar bir örnek üzerinden hemen size bir şey gösterip geri döneceğim. Şimdi mesela burada yukarıda x cismi dönüyor değil mi? Buradaki ipi sen f kuvvetiyle aşağı doğru çekersen f kuvvetinin uzantısı nereden geçiyor arkadaşlar? Dönme noktasından geçiyor. Yani bu sisteme bir kuvvet etki ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama bu kuvvetin torku var mı? Yok. Çünkü dönme noktasına geçiyor. Tork sıfırsa açısal momentum korunur diyeceğiz. Ve üst taraftaki dönen cismin L'sini koruyarak, açısal momentumunu koruyarak soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar konumuza gelelim. Şimdi burada arkadaşlar güneş dünyaya yakınken ne oluyor, uzakken ne oluyor? O yorumları rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bizim bulduğumuz sonuca göre dünya güneşe yakınken de açısal momentumu aynı çıkması lazım. Dünya güneşe uzakken de açısal momentum'unun aynı çıkması lazım. O zaman uzakken diyelim ve şurada bir yorum yapmaya çalışalım. Şimdi L'nin formülü arkadaşlar I çarpı omega yani lıv değil mi? Evet. Biz L'nin korunduğunu biliyoruz çünkü tork sıfır. Şimdi dünya uzaktayken güneşe dönme eksenine olan uzaklık artıyor yani r artıyor. Peki eylemsizlik torku dediğimiz şey m r kare ile orantılı değil mi? Evet. Yani dünya uzaktayken R arttığı için eylemsizlik torku artmış oluyor değil mi? Evet. Peki L ne olacak? O sabit olması gerekiyor dedik, korunuyor dedik. O zaman I'nın büyümesine açısal hız küçülerek yanıt vermesi gerekiyor. Yani dünyaya uzakken, şey dünya güneşe uzakken açısal hızı küçük olur. Dolayısıyla çizgisel hızı da küçük olur. Eylemsizlik torku da büyük olur çünkü uzakta olunca emre kare büyük çıkıyor. Ama açısal momentumu değişmez. Yakınken de aynıdır, uzakken de aynıdır. Şimdi yakınkeni değerlendirelim. Yine L eşittir, I çarpı omega diyoruz. Yakın olunca I küçük oluyor. L'nin sabit olması için küçülen I'ya e, açısal hız artarak yanıt veriyor. Yani güneşe yakınken dünyanın çizgisel hızı ve açısal hızı artar arkadaşlar. Güneşe uzakken ikisi de azalır diyebiliyoruz. Bunun yorumunu tamamen açısal momentumun korunumundan yapabiliyoruz. Şimdi peki tork varsa ne olacak? Daha çok bir sonraki videoda ben onu anlatacağım ama formül olarak göstereyim. Eğer bir tork varsa açısal momentum korunmaz. Ve tork eşittir açısal momentumun değişimi bölü zamandır. Yani son açısal momentumdan ilki çıkartacağız. tabi vektörlerde çıkarma işlemi yapacağız. Daha sonra geçen zamana böleceğiz. Şimdi burada işler dışlar çarpımı yapılırsa tork çarpı delta t eşittir delta L gibi bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bu da aslında sıradan bir sonuç değil, çok önemli bir sonuç. Yani bize diyor ki açısal momentumun değişiminin yönüyle torkun yönü birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Dediğim gibi daha çok bu olayı bir sonraki videoda detaylı bir şekilde ele alacağız. Şimdi dönen bir sistem. Mesela dönen sandalyeler var biliyorsunuz. Bu sandalyenin üzerine bir arkadaşımızı deney yapmak için oturttuğumuzu farz edelim. Şimdi burada e, başlangıçta kollarını açsın ve biz buradan bir kuvvet uygulayarak onu döndürelim. Daha sonra elimizi biz çekiyoruz. Biz elimizi çeksek bile arkadaşımız böyle dönmeye devam ediyor, değil mi? Eğer arkadaşlar bu kişi kolları açık bir şekilde dönerken kollarını bir anda kapatırsa ne olur? Gelin onu yorumlayalım. Şimdi bu kişinin arkadaşlar kollarındaki ağırlıklar şu şekilde mg değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın mg bu şekilde. Ancak bizim sandalyemiz şu yönde ya da şu yönde dönme özelliğine sahip mi? Yani sandalye şöyle dönebiliyor mu arkadaşlar? Dönemiyor değil mi? Sandalye sadece sağdan sola doğru yani şu şekilde dönebiliyor. O yüzden biz bizim MG'lerin bu sandalyeyi döndürme gibi bir şansı yok. Yani bir düşünün. Sağ elinize bir tane ağırlık aldığınızı düşünün. Kolunuzu da açın. Sandalyenin üzerinde oturun. Dönecek misiniz? Dönmeyeceksiniz. Çünkü dönme ekseni şu şekilde olduğu için yani şu kalem gibi olduğu için siz ancak şu şekilde iterseniz döndürürsünüz. Ama şuraya doğru itilen bir şey onu ne yapamaz? Döndüremez. Bakın şöyle örnek vereyim. Bu dönen sandalye olsun. Sandalye şu şekilde dönüyor değil mi? Dolayısıyla siz böyle iterseniz arkadaşınızı döner. Ama sizin ağırlığınız yani kolunuza aldığınız ağırlıklar sistemi böyle itiyor. Sistem buradan bu şekilde e, dönme ekseni yapıldığı için Böyle itmenizin bu sisteme bir döndürücü etkisi olmayacak. O yüzden bu ağırlıkların herhangi bir torku olmaz arkadaşlar. Peki tork yoksa ne olacak? Açısal momentum korunacak. Yani ilk açısal momentum eşittir son açısal momentum olması gerekiyor. Peki bu kişinin ağırlıkları uzaktayken mi ısı büyük olur? Ağırlıkları yakındayken mi ısı büyük olur? E uzaktayken r büyük oluyor o zaman ı'sı da büyük oluyor. Çünkü ı dediğimiz eylemsizlik torku m r kare ile orantılıydı. O zaman ilk pozisyonda ı çarpı w diyeceğiz. Yani ı1 w1 eşittir. I2, W2 eşitliğini yazalım çünkü açısal momentum korunuyor demiştik. Şimdi birinci sistemde I oldukça büyük çünkü uzakta ağırlıklar. İkinci sistemde I küçük. Şimdi eşitliğin sağlanması için birinci sistemdeki açısal hızın küçük çıkması lazım. İkinci sistemdeki açısal hızın büyük çıkması lazım ki bir büyük bir küçük. Burada da bir büyük bir küçük çarpıldığı zaman denklemli olsun birbirine eşit olsun. Bu da şu demek oluyor. Kollarını kapatan kişinin açısal hızı artar arkadaşlar. Çünkü ısı küçülüyor. L'nin değişmemesi için I çarpı W'dan L'nin değişmemesi için çünkü tork yoktu. Tork yoksa L sabitti. L'nin değişmemesi için I küçülüyorsa W buna artarak yanıt veriyor. Benzer bir olayı buz pateni yapan sporcularda görüyoruz ki intro videosunda da bunu paylaşmıştım. Buz pateni yapan kişi hızlanmak istediği zaman, yani hızlı bir şekilde dönmek istediği zaman kendini kapatıyor arkadaşlar ve çivi gibi dönüyor arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde dönüyor. Daha sonra gösterisini bitirmek istediği zaman da kollarını bir yanda açıyor ve hareketi bitiyor. Yani kollarını açtığı zaman dönme yavaşlıyor ve gösterisine son veriyor. Kollarını kapatarak da bir anda hızlı hızlı dönmeye başlıyor. Introda bunu göstermiştim. Bu yukarıdaki dönen sandalyeyle aşağıdaki buz pateni yapan kişinin olayı tamamen aynı arkadaşlar. Şimdi bir de bazı videolarla ben sizlere açsal momentumun korunumunu göstermek istiyorum. Gelin beraber o videolara bakalım. İlk deneyimizde deneyi yapan kişi dönen bir platformun üzerine çıkmış ve ellerine birer tane dumbbell almış. Ve kollarını açarak bekliyor. Öğretmen ona bir ilk hız vererek onun dönmesini sağlıyor. Ve dönerken, kendi ekseni etrafında dönerken bir anda kollarını kapatıyor. Ve kollarını kapattığında açsal hızının arttığını, kollarını açtığında ise açsal hızının tekrar azaldığını görüyoruz. Bunun mantığı neydi? Açsal momentumun korunması için e, eylemsizlik momenti artarsa açsal hız azalıyordu. Eylemsizlik momenti azalırsa da açısal hız artıyordu. İkinci deneyimiz biraz daha farklı. Bu deneyde öğretmen kesinlikle sisteme müdahale etmiyor. Yani şu anda öğretmen karışmıyor. Sadece deneyi yapan kişi eline bir tane tekerlek almış ve tekerlek şu anda dönmüyor arkadaşlar. Şu anda tekerlek dönmüyor, platform dönmüyor. Yani o zaman sistemin ilk açısal momentumu nedir dediğimizde sıfır dememiz gerekiyor. İlk açısal momentum sıfır. Peki öğrenci kendisi sağ, e, sol eliyle galiba sol eliyle tekerleğe bir dönüş veriyor. Yani tekerleğe şu tarafa doğru şöyle bir dönüş veriyor. Haliyle artık tekerleğin bir açısal momentumu olmuş oluyor arkadaşlar. Çünkü e, eliyle ittiği zaman tekerlek artık bu tarafa doğru dönmeye başlıyor. Peki sağ elimizin dört parmağını o tarafa doğru verdiğimizde, yani dönüş yönüne verdiğimizde, ekranın içine doğru tekerlek dönüyor çünkü, sağ eli verdiğimizde baş parmağımızın yukarıyı gösterdiğini görüyoruz. Artık e, bu sistemin yukarı doğru bir açısal momentumu var. Daha doğrusu tekerleğin bir açısal momentumu var. Ancak bu sisteme dışarıdan bir müdahale olmadı. Yani öğretmen olaya karışmadı. Dolayısıyla dış tork sıfır. Tork sıfır olduğu zaman açsal momentum korunur. Yani son momentumunda kesinlikle sıfır çıkması gerekiyor. Peki nasıl çıkacak? Tekerleğin momentumuna zıt yönde bir momentum olmalı ki toplam momentumumuz sıfır olsun. İşte arkadaşlar deneyi yapan kişi ve platformdan oluşan diğer sistem tekerleğin tersi tarafına doğru dönüyor. Ve toplam momentumu sıfır yapıyor. Yani tekerlek böyle dönüp bu şekilde momentum oluşturduğu için e, deneyi yapan kişi ve platformda şu şekilde dönerek yani diğer tarafa doğru dönerek ne yapıyor arkadaşlar? Açısal momentumu oluşturuyor aşağı doğru. Dolayısıyla toplam açısal momentum birbirini yok ediyor. Bakın deneyi birlikte izleyerek nasıl olduğunu görelim. Bakın tekerleğe Dönüş verdiği zaman tekerleğin açısal momentumu yukarı doğru oldu. Kendisi e, şu şekilde döndüğü için açısal momentum aşağı doğru oldu. Ve momentum yine korundu arkadaşlar. Ve geldik üçüncü deneyimize. Bu deney biraz daha farklı. Platform üzerindeki öğrenci şu anda duruyor. Herhangi bir momentumu yok. Öğretmen tekerleği döndürüyor. Yani tekerleğe bir açısal momentum kazandırıyor. Ve dönen tekerleği öğrencisine veriyor arkadaşlar. Şu anda tekerleğe bir bakalım ne tarafa doğru çeviriyor. Ne tarafa doğru çevirdi arkadaşlar? Tekerlek şu anda benim anladığım kadarıyla şu tarafa doğru dönüyor arkadaşlar. Bu tarafa doğru döndüğü için tekerlek tekerleğin bir açısal momentumu var. Bakın dört parmağınızı dönüş yönüne verin. Açısal momentum aşağı doğru. Şu anda aşağı doğru bir açısal momentum olan bir tekerlek var. Ee, öğrenci ve platformun herhangi bir açısal momentumu yok. İlk açısal momentum son açısal momentuma eşit oluyor. Eğer dışarıdan herhangi bir tork etkisi yoksa. Deneye birlikte devam edelim. Bakın tekerleğin açısal momentumunun aşağı doğru olduğunu unutmayın. Şimdi deneye devam ettiğimizde öğrencimiz tekerleği alıyor. Bakın dönen bir tekerleği ilk eline aldığı zaman bakın dikkatli bir şekilde aldığı zaman herhangi bir dönme gördüğünüz gibi yok. Yani sistemin açısal momentumu şu anda korunmaya devam ediyor. Başlangıçta tekerleğin aşağı doğru L diye bir açısal momentumu vardı. Şu anda tekerlek aynı hızla döndüğü için aşağı doğru yine bir açısal momentumu var L kadar. Ve öğrencinin ve platformun dönmediğini görüyorsunuz. Ve açısal momentum da korunuyor. Eskiden de tekerlek aşağı doğru L idi. Şu anda da L. Herhangi bir korunmama gibi bir şey yok. Ancak bakın eliyle tekeri durduracak arkadaşlar. Durdurduğu anda kendisinin dönmeye başladığını görüyorsunuz. İşte bu açısal momentumun korunduğunu bizlere ...gösteriyor. Şuraya bir daha alalım arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim size. Bakın tekerlek dönenken eline verildiğinde herhangi bir dönme yok sistemde. Ama tekerleği durdurduğu anda açısal momentum'un korunması için... ...kendisi dönmeye başlıyor. Yani şuraya yazarak söylemeye çalışayım. İlk momentum'umuz bizim aşağı doğru L'ydi. Eline ilk verdiğinde tekerleği yine sistemin açısal momentum'u aşağı doğru L'ydi... Ancak sadece tekerlek vardı burada dönen sadece tekerlek vardı. Şimdi tekerleği eliyle durdurduğu için son momentumunda ilk momentuma eşit olması için yani yine aşağı doğru L'lik bir momentumun olması için e, tekerlek de duruyor. O zaman kim dönecek? Sistem ve kendisi. Dikkat edin tekerlekle aynı yönde. Tekerlek eskiden hangi yöne dönüyorsa artık tekerlek dönmüyor. Ama platform üzerinde deneyi yapan kişi tekerleğin yerine dönüyor arkadaşlar. Yani tabii ki tekerlekten daha küçük bir hızla dönüyor. Çünkü tekerleğin kütlesi küçüktü, o büyük dönüyordu, çok hızlı dönüyordu. E kişinin kütlesi bayağı büyük olduğu için tekerleğe göre e dolayısıyla onun fazla hızlı dönmeyeceğini, yani daha az döneceğini zaten tahmin edebiliyoruz ama açısal momentumun korunduğunu bir kez daha gördük arkadaşlar. Şimdi konuyla ilgili sorular çözerek olayı iyice pekiştirelim. Ödev kitabımızdan seçilen yeni nesil bir soru olduğunu görüyoruz. Güneş sistemindeki herhangi bir gezegen şekildeki gibi A noktasından B noktasına geldiğinde e, RA büyük RB olduğuna göre gezegene ait hangi nicelikler değişmez diyor. Şimdi arkadaşlar ben az önce konu anlatırken söylemiştim. Gezegene etkiden tek kuvvet kütle çekim kuvveti. Onun da uzantısı dönme noktasından geçtiği için herhangi bir torku yok. Dolayısıyla bu sistemin yani gezegenin açsal momentumu korunur. Ancak güneşe yaklaştığı için ya da uzaklaştığı için uzaklık değişince Eylemsizlik torku değişir. Güneşin gezegene uyguladığı çekim kuvveti e, değişir mi? Değişir çünkü çekim kuvvetinin formülü arkadaşlar G çarpı M1 çarpı M2 bölü. Aradaki uzaklığın yani R'nin karesidir. R değişince çekim kuvveti de değişmiş olur. Gezegenin açısal momentumu arkadaşlar işte bu değişmez. Çünkü etkeden net bir tork olmadığı için. Sorumuzun cevabı bu. Gezegenin güneşe göre eylemsizlik momenti arkadaşlar I dediğimiz olay M re kare ile orantılı olduğu için R değişince o da değişmiş olur. Gezegenin açısal hızı e, bu da neydi arkadaşlar? L eşittir I çarpı W diyorduk. L'nin sabit olduğunu biliyoruz. I arttığı zaman yani gezegene uzakken güneşe uzakken I artar. I artarsa açısal hız azalır. Yani değişir. Gezegenin çizgisel momentumu. Arkadaşlar çizgisel momentumda m çarpı v olduğu için burada v de değişiyor. Peki gezegene uzakken v ne oluyor? Artıyor mu azalıyor mu? Nasıl anlayacağız? Arkadaşlar l eşittir m v r formülü düşünerek daha iyi anlayabiliriz. L'nin sabit olduğunu biliyoruz. Gezegene uzak olunca r büyüyor. R büyüdüğü için v küçülüyor. Yani biz gezegene ne kadar uzaksak Açısal hızda azalır, çizgisel hızda azalır arkadaşlar. Dolayısıyla çizgisel hız azalınca çizgisel momentumda azalmış olur. Yani değişmiş olur. Sorumuzun cevabının B olduğunu zaten belirtmiştik. M kütleli R yarı çaplı bir disk sürtünmelerin önemsiz olduğu zeminde sabit omega açısal hızıyla dönmektedir. Dönen diskin üzerine küçük M kütleli bir cisim düşerek yapışıyor ve birlikte dönmeye başlıyorlar. Buna göre cisim yapıştıktan sonra hangileri doğrudur diye bize soruyor. Şimdi bu cisim buraya yapıştığı anda sisteme etkeden bir tork olur mu, olmaz mı? Yani momentum korunacak mı, korunmayacak mı? Şimdi bizim cismimiz yapıştığı anda aşağı doğru bir mg kuvvet uygular. E, zeminden cisme doğru da mg büyüklüğünde bir tepki kuvveti yani n oluşur. Dolayısıyla bunların büyüklükleri birbirine eşit olduğu için bu bunu götürür. Yani sisteme etkeden net tork sıfırdır. Herhangi bir torkumuz yok. Tork yoksa açısal momentum değişimi de olmaması gerekiyor. Yani ilk açısal momentumumuz son açısal momentuma eşit olması gerekiyor ama sistemin açısal momentumu korunacak. Yani sadece küçük m ya sadece büyük m'in açısal momentumu korunacak diyemeyiz. Bütün sistemin açısal momentumu korunmalı çünkü dış tork yok. Şimdi biz burada büyük m'den oluşan cisim kendi kendine omega açısal hızıyla dönüyordu değil mi? Bu büyük emin bir eylemsizlik torku yani bir ı'sı var mıdır? Vardır. Farz edelim ki bunun ı'sı ne olsun? 20 olsun. Büyüklüğü 20 olsun. Aynı büyük m kütlesinin yani diskin bir de omega açısal hızı var mı? Mesela o da 5 olsun. Dolayısıyla l'si ne olur? 20 çarpı 5'ten 100 olur. O zaman bizim başlangıçta diskimiz dönüyordu ama m kütlesi dönmüyordu. Yani bunun herhangi bir açısal momentumu yoktu. Ama bunun açısal momentumu, diskin açısal momentumu da diyelim 100'dür. Şimdi bu cisim buraya yapıştıktan sonra toplam açısal momentumumuzun yine 100 olması gerekiyor. Ama sistemin artık kütlesi sadece büyük M değil, diskin üzerine küçük M de yapıştığı için artık kütlemiz M artı M olacak. Dolayısıyla kütle arttığı için eylemsizlik torkuna I'ya artık 20'den daha büyük bir değer yazacaksın. Örnek veriyorum 25 yazacaksın. Şimdi sistemin açısal momentumunun korunduğunu da biliyoruz. Yani yine yüzü vermesi için artık omega'ya ne demen gerekiyor? 4 demen gerekiyor ki yine 25 kere 4'ten 100 sonucuna ulaşalım. Yani açısal momentum sistem olarak korunuyor. Ancak arkadaşlar açısal hızımız korunmuyor. Açısal hızımız eskiden 5 iken şu anda 4 oluyor. Diyor ki diskin açısal momentumu değişmez diyor. Bakın diskin diyor. Disk derken sadece büyük M'den bahsetmiş oluyor. Şimdi büyük M'in açısal momentumu eskiden I çarpı W'ydu. I'sı 20 idi. W'su da 5'ti ve 100'dü. Ancak artık e, sistemin açısal momentumu 100 ama sadece diskin kendi başına açısal momentumuna 100 diyemeyiz. Çünkü şu anda bu M kütleli parçacığın da bir açısal momentumu var. Artık o da dönüyor. Dolayısıyla M kütleli parçacığın açısal momentumunu artık örnek veriyorum 20 diyeceğiz. Büyük M kütleli açısal momentumuna da 80 diyeceğiz. Yani diskin açısal momentumu bir miktar azaldı. Küçük M kütleli parçacığın da açısal momentumu arttı. Azalıp artmadan dolayı toplam değişmedi. Ama soru bize sadece diskin açısal momentumu değişmez dediğinde bu kesinlikle yanlış olur. Çünkü açısal momentumun formülü I çarpı W'dur. Diskimizin I'sı değişmez çünkü diskin kütlesi aynı. Yani buraya yapışan cismi disk gibi kabul edemezsin. O başka bir cisim. Disk dediği anda sadece bunu düşüneceksin. Diskin kütlesi değişmedi, diskin yarıçapı değişmedi. Yani I değişmedi. Ama omega azaldı size ispatladım. Omega 5 iken omega artık 4'e düştü. Omega azaldığı için diskin açısal momentumu azalır demesi gerekiyordu. Bakın burada dediği gibi. Ancak deseydi ki sistemin açısal momentumu değişmez. O zaman sisteme küçük m de girer, büyük m de girer. Sistemin açısal momentumu değişmedi. Bu doğru arkadaşlar. Diskin açısal hızı azalır. Bu da doğru. Yani burada cümlelerimize çok dikkat edeceğiz. Diskin dediği zaman farklı, sistemin dediği zaman farklı yorumlanır geldik bu soruya. Omega açısal hızıyla dönen platform üzerindeki oyuncak araba merkeze doğru dikkat edin bir miktar ilerliyor. Buna göre arabanın hareketi platformun açısal hızını ve açısal momentumunu nasıl değiştirir? Arkadaşlar şimdi merkeze doğru demesi burada çok önemli. Yani bu arabanın hareket yönü merkeze doğru. Şimdi arabanın merkeze doğru gidebilmesi için kendisinin merkeze doğru gidebilmesi için platformu da merkezin dışına doğru itmesi lazım. Yani çünkü bir araba ileri doğru gidebilmesi için alttaki sistemi geri doğru itmesi lazım. Hani momentumun korunumundan dolayı oluyor bu. Mesela suyun içerisinde kayığın ileriye doğru gidebilmesi için suyu geri doğru itmeniz gerekiyor, değil mi? Yani yüzerken de aynısı. Suyu geri doğru iteceksiniz ki siz ileri doğru gidin. O yüzden bu araba aslında sistemi bu tarafa doğru itiyor kendini de ileri doğru itebilmek için. Ancak merkeze doğru yürüdüğü için Dolayısıyla bu kuvvetlerin uzantısı merkezden geçer. Yani herhangi bir tork oluşturmaz. Tork sıfırsa açsal momentumun ilk hali son haline eşit olması gerekiyor. Şu anda artık bunu öğrendik. Peki ne olacak şimdi? Açısal momentum nasıl değişecek? Ne diyor? Hareketi platformun açısal hızını ve platformun açısal momentumunu nasıl değiştirir? Az önceki örnekle olayımız aslında aynı arkadaşlar. Şimdi arabadan oluşan ve büyük M diyelim, diyelim buna da küçük M diyelim. Platformun merkezine doğru bu araba geldiği zaman, yani yaklaştığı zaman ne azalıyor? Uzaklık azalıyor. Uzaklığın azalması R'nin azalması anlamına geliyor ama araba için. Platform aynı da araba için R azalıyor. Şimdi I'nın formülü neyle orantılıydı? M çarpı R kareyle orantılıydı. R'deki azalma, I'daki azalma anlamına geliyor. Şimdi bizim sistemimize etkiden bir tork yok. O zaman sistemin açısal momentumunun korunması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sistemin açısal momentumunu korumak için I'daki küçülme ne ile sonuçlanır? W'daki büyüme ile sonuçlanır. Çünkü şimdi L demek e, toplam I'mız ve sistemin açısal hızının çarpımını veriyor. Yani toplam I derken platformun I'sından ve arabanın I'sından bahsediyorum. Şimdi burada platformun yani şu disk diyelim biz yine buna. Disk'in ve arabanın hızı var değil mi? Ayrı ayrı. Diskin hızında bir değişme yok. Sonuçta diskin kütlesi aynı, diskin uzaklığı aynı. Bunlar da değişme yok. Ama arabanın kütlesi aynı, arabanın uzaklığı azaldı. Uzaklık azalınca burası azalmış oldu arkadaşlar. Dolayısıyla sistemin yani toplam L'nin korunması için buradaki açısal hızın artması gerekiyor. Yani sorumuzun cevabı açısal hız artar diyeceğiz ve açısal momentum. Şimdi bakın. E platformun diyor. Platformun dediği için yani diskten bahsediyor. Şimdi diskin açısal hızının az arttığını bulduk. Diskin ısı değişmez dedim ben size. Çünkü diskin kütlesi aynı, yarı çapı aynı. Diskin ısı değişmeyip açısal hızı arttığı için diskin L'si ne olur arkadaşlar? I değişmedi. Bunu çiz. Açısal hız arttığı için diskin L'si arttı. Yani biz burada toplam L'nin değişmediğini söylüyoruz. Ancak burada disk ve Araba diye ayırırsak arkadaşlar diskin açısal momentumu bir miktar arttı arabanın açısal momentumu da bir miktar azaldı ama toplamı sabit kaldı yani soruyu o kadar iyi okuyacaksınız ki tam olarak ne sorduysa onu söyleyeceksiniz şimdi geldik ödev kitabımızdan arkadaşlar seçmiş olduğumuz bir soruya şekildeki sistemde bir ipe bağlı birbirine bağlanmış m1 m2 kütle cisimler m1 kütleli cisim Yere göre O merkezi R1 yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapıyormuş. M2 kütleli cisim de hareketsiz kalıyormuş şu anda dengede. M2 kütleli cisim yere göre sabit büyüklükte hızla aşağı doğru hareket ettirilirse. Yani arkadaşlar M2 kütlesi aşağı doğru bir şekilde gidiyor. Yani biz tutup çekiyor da olabiliriz, fark etmez. Buradan bir kuvvet uygulamazsan bu gitmez zaten. Demek ki çektik onu. Şimdi uyguladığımız kuvvetin uzantısı tork noktasından geçtiği için dönme noktasından geçerse torku yoktur. Dolayısıyla dış tork şu anda sıfır. O zaman L ilk eşittir L son dememiz gerekiyor. Yani üstteki dolanan cismin biz ipi aşağı doğru çektiğimizde cisim artık daha yakın bir yerde dolanacağına eminiz. Değil mi? Sonuçta ip aşağı gidiyor. Cisim de böyle gelir. Şimdi R küçüldü gördüğünüz gibi. I'nın formülü arkadaşlar m r kare olduğu için r'nin küçülmesi i'nın küçülmesi anlamına geldi. Dış tork sıfır olduğu için sistemin l'si korunacak. Dolayısıyla L dediğimiz şeyde I çarpı omega olduğu için şu anda bu M1 kütlesi için yazıyorum ben bunu. M1 kütlesinin I'sı kesinlikle küçüldü ama buna etkeden bir tork olmadığı için bu sabit kalacak. Dolayısıyla I'nın küçülmesini W artarak yanıt vermek zorunda. Yani çizgisel momentumun büyüklüğü artar demiş. Şimdi arkadaşlar çizgisel momentum P eşittir M çarpı V'dir. Dolayısıyla bizim burada L L'den de yola çıkarak yapabiliriz. L'nin formülü neydi arkadaşlar? P çarpı R. Yani biz buraya M V, R demiyor muyduk? Diyorduk. Şimdi burada L'nin sabit olduğunu biz az önce anladık. Tork yok. şimdi burada kütle de sabit. Bir cismin kütlesi değişmez. R ne oldu? Küçüldü. Çünkü yaklaştırdın. R küçülürse V büyür. Yani arkadaşlar V büyüdüğü için, buradaki V büyüdüğü için açısal çizgisel momentumunun da büyüdüğünü söyleyeceğiz. Orada da zaten artar demiş doğru. Eylemsizlik momenti azalır diyor doğru. Çünkü biz onun R'den dolayı azaldığını söyledik. Açısal momentumu değişmez, tork yok. O yüzden söyledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tamamen sorular e, yani momentumun korunumuna göre çözülüyor. Şimdi bir tane çok güzel bir örnek var burada. Son sorumuz bu. E, bu soruları şu soruları çözmeyeceğim. Neden çözmeyeceğimi anlatacağım. Çünkü daha önce çözdüm. Nerede bulabileceğinizi hemen söyleyeceğim. Şimdi sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasından verilen yönde düzgün çembersel hareket yapan. Bakın yatay düzlem dediğine lütfen dikkat edin arkadaşlar. Yatay düzlem çok farklıdır. Bakın düşey düzlemde ağırlık başınıza beladır. Ağırlığı sürekli siz taşırsınız ama yatay düzlemde canlarım ağırlığı e, zemin tepkisiyle hallediyor. Yani aşağı doğru olan mg, yukarı doğru olan n ile anlaşıyorlar ve artık bu ağırlıktan kurtuluyorsun. Dolayısıyla bizim sistemimiz yatay düzlemde olduğu için ağırlıkla normal kuvveti birbirini götürecek haberiniz olsun. Şimdi diyor ki burada verilen yönde düzgün çembersel hareket yani hızının büyüklüğü de değişmiyormuş onu da anladık. Hareket yapmaya başlayan cisim bir süre sonra masa üzerine çakılan çiviye takılıyor. Yani şuraya çakılan çiviye ip gelecek bir süre sonra takılacak tabi. KL ve LM aralığındaki hareket için hangileri doğrudur? Mükemmel bir yorum sorusu bakın haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar K noktasındayken cisim e, cismi etkeden kuvvetleri gösterelim dersen bir ip gerilmesi etki ediyor. E, zeminin içine doğru mg zeminden cisme doğru da n etki ediyor. Bu mg n'yi götürüyor bunları hiç işleme katmayalım sadece t kalıyor. Bu t de merkezden geçtiği için torku sıfır. Tork sıfırsa açsal momentum korunuyor arkadaşlar. Yani k'dan l'ye gelene kadar kesinlikle Açısal momentumda hiçbir değişme olmaz. Çünkü ip gerilmesi bu şekilde olacak. Yani ip gerilmesi yine merkezden geçecek gördüğünüz gibi. Mg ve N zaten birbirini götürüyor. Yani T sürekli merkezden geçtiği için tork sıfır olacak. Açısal momentum da korunacak. K'dan L'ye gelirken O noktasına göre açısal momentum değişmez. Kesinlikle doğru. K'dan L'ye gelirken açısal hız artar diyor. Arkadaşlar açsal momentum değişmeyince açsal hız niye artsın? Açsal hız da değişmiyor. Zaten düzgün çembersel hareket yapıyoruz. Düzgün çembersel harekette V sabit. V eşittir omega R zaten. Bu sabit, bu da sabit. Pardon, evet bu sabit, bu sabit, bu da sabit oluyor. Yani hepsi sabit. Açsal hız artar ifadesi yanlış. Şimdi L'den M'ye gelirken O noktasına göre açsal momentum azalır mı? Buna gelelim. Bunu yorumlamak için şurayı hemen siliyorum. L'den M'ye gelirken dikkat edelim çivi burada. Şimdi bizim çividen dolayı bizim cismimiz artık ne olacak arkadaşlar? Şuradaki çiviye takılacak ve buradan arta kalanıyla biz burada dairesel hareket yapacağız. Yani artık M'ye gidemeyiz arkadaşlar. Çünkü çiviye takıldığımız için eskisi gibi böyle bu yörüngede devam etme şansın yok. Yani ipi uzatamazsın sonuçta. İp yukarı takıldığı için artık arkadaşlar bu M'ye kadar gelmez de ...daha kısa kalır. Şuralarda bir yerde kalır. Cismimizi şurada kabul edelim. L'den M'ye gelirken ne oluyor? Arkadaşlar bir şeye dikkatinizi verin lütfen. Buradaki ip gerilmesinin artık şu noktadan geçtiğini görüyorsunuz. Yani buradaki O noktasından geçmiyor. Yani artık bu ip gerilmesi O'dan geçmediği için... ...torkumuz sıfır değil. O zaman açısal momentumumuz ya artar ya azalır. Yani değişir. Peki artar mı azalır mı? Şimdi bizim cismimiz bu tarafa doğru gittiğine göre... Yani dönme yönü bu tarafa doğru olduğuna göre cismin açısal momentumu ne tarafa doğru? Sağ elinizin dört parmağını ekrana yapıştırın arkadaşlar. Şöyle yapın lütfen. Baş parmağınızın ekrandan size doğru geldiğini gördünüz mü? O zaman bu cismin açısal momentumu nokta yönündedir. Peki bizim T'den dolayı yani şu ip gerilmesinden dolayı oluşan torkumuz ne tarafa doğru? Bakın arkadaşlar ip gerilmesini şöyle biraz uzatın. Bakın. O'nun etrafında şu şekilde bir dönüşe neden olur. Yani arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz sağ bu sefer başparmağınız içeriği gösteriyor. Yani tork yönü tam tersi. Açsal momentumla uyumlu değil. Dolayısıyla torkumuz açsal momentuma zıt olduğu için açsal momentumumuzu azaltır. Yani dönme yönüne ters olduğu için bizi yavaşlatır. O zaman L'den M'ye doğru gelirken O noktasına göre açsal momentum azalır. Bu da doğru arkadaşlar eğer aynı yönlü olsaydı yani torkumuzla L aynı yönlü olsaydı açsal momentumumuz artardı arkadaşlar. Evet bu soruyla birlikte benim bu videoda çözeceğim sorular bitti. Ancak çok farklı sorular var arkadaşlar. Hani ben bunları bu soruyu daha önceden çözdüğüm için. Bakın bundan sonra göstereceğim soruların hepsini ben çözdüm. O yüzden yani bu soruları da yani yazarken zaten bir sürü emek vermiştim. Tutup bu soruyu bir daha çözme gereği duymadım. Bu soruları nerede bulabileceğinizi söyleyeceğim. E, ee, gençler kavram yanılgıları diye bir video serisi başlatmıştım. Kavram yanılgılarında açısal momentum 1 ve açısal momentum 2 diye videolar çektim. O videoların konu anlatım kısımlarını direkt geçeceksiniz. Çünkü ben size konuyu zaten yine yeni anlattım çünkü şu an. Direkt soru çözümüne geleceksiniz. Soruları işte bu soruyu, bu soruyu. Bu arada çok güzel sorulardır. Bakın testlerde gerçekten karşılaşırsanız bu sorularla bunlar sizi yamultur. Ama burada doğru bir şekilde yorumunu öğrenin. Bakın bu soru. Makaraya sarılan ip en tehlikeli sorular İnanın, Karşınıza daha zorları gelemez Dolayısıyla ben bunların hepsini Bakın M kütleli bir cisim geliyor 4M'e çarpıyor ona saplanıyor ve beraber dönmeye başlıyorlar falan filan Bütün böyle e, Yorumlamada zorlanacağını soruların hepsini çözdüm arkadaşlar Lütfen o e, Videolardan izleyin Ben şuraya bir yere onun e, kartını da bırakacağım yani o videoya ulaşabileceğiniz linki e, Bırakacağım Zaten 12. sınıfların oynatma listesine de koyuyorum ben o videoyu koyacağım. Dolayısıyla bu soruların çözümünü muhakkak izleyin. Hani ben tekrardan çözmüyorum ama siz muhakkak izleyin. Bu videonun burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda açsal ivmeden bahsedeceğiz. Dış tork sıfır olmadığı zaman neler yapılıyor bunlardan bahsedeceğiz. Presesyon hareketinden, dolayısıyla jireskoptan ve topaçtan bahsedeceğiz. O videoda görüşene dek kendine çok iyi bakmayı unutma. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.